Şimdi biz her yaz plaja gideriz 8-10 arkadaş, bir tane şezlong kiralarız. O şezlongun üzerine 8-10 arkadaş yatarız dönüşümlü. Yani ne gerek var 8 tane yan yana yatmaya? Biraz tasarruf edelim diye tek şezlong, herkes kotunu motunu onun altına sıyırır. Efendime söyleyeyim, bir o yatar, öbürü denizdekinin öbürü yatar, öbürü gelir. Tek şezlongta bu işi çözeriz. Gene öyle bir günlerden biri, güzel eğleniyoruz, güzel turistler var, 50-55 yaş tam müsait yani. Ondan sonra o arada bir tane kızcağız geldi. Böyle yürüdü filan, biz dedik of 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 vay vay filan. Kız bize doğru meyillendi, la dedim oğlum bize geliyor. Hepimiz de bir şezloba, yani dik şezloba 8 kişi enine yatıyoruz biz. Kafa ayak kumda ama yani bel şezlobun üzerinde yan yana böyle balık gibi. Kız bize geliyor, dikeldik hepimiz. Kız geldi, yanaştı, yaklaştı, dedi ki bakar mısınız? Bir de böyle şey kibar konuşuyor. Bakar mısınız? Lütfen buradan kalkar mısınız? Neden dedim la? Buraya dedi karetta geliyor dedi. Şu karetta ne biliyor musun dedim İhsan. Biliyor musun oğlum? Abi vallahi çıkaramadım. Mehmet sen, ben de çıkaramadım. Ahmet, ben de çıkaramadım. Sen Ege, ben de çıkaramadım. Sen İhsan, ben de çıkaramadım. Sen İsmail, ben abi diyor hiçbir şey bilmiyorum zaten dedi. O an anladım işte yani şezlobun üzerinde 8 tane cahille yattığımı o an anladım. Hemen çıkardım. Cep telefonumu. Yazdım buradan hemen bakayım. İnternetim de olduğundan hemen yazdım buraya. Garetta garetta. Bastım. Üste de diyor ki acaba böyle mi demek istediniz? Ben dedim sen nereden bileceksin benim ne demek istediğimi? Nereden bileceksin? Böyle mi demek istediğinizi de tıkladım. Garetta garetta. La ne çıktı biliyor musun garetta garetta? Kaplumbağa. Tosbağa bizim bildiğimiz. Üzerine mum yapıp çocukla gezdirdiğimiz tosbağa çıktı. Yani karada yürüyen kaplumbağa denizde yüzüyor garetta mı deniyor yani? Böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir mantıksızlık olur mu? Kadına dedim ki hemen okudum orada. 300 yıl yaşıyormuştu efendim. Geceleri sabaha karşı geliyormuştu yumurtluyormuş. Hemen oradan pındırayı bildim. Dedim arkadaş bakar mısın buraya bayan? Ben dedim senden daha çevreciyim. Biz burada dedim o garetta yumurtasını bekliyoruz. Ha, günü gelir ben yumurtlarım aynısını garettadan da beklerim. Gel benim yumurtamı sahilde bekle. İnsanlık böyle bir şey ya. Karşılıklı ilişki böyle bir şey. Yaz telefonuna net yaz. 22, 33. Bitti geldi. Ondan sonra Google'da artık garetta mı ararsın? Efendime söyleyeyim kendini mi ararsın? Neyi ararsan bulursun. Bu iş böyle.